Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün efsane bir hesapla sizlerle beraberim arkadaşlar. Bir kardeşimizin hesabı, şu an hesap satılık zaten bu hesap. Bu hesabın dünyanın en nadir hesaplarından biri olduğunu söyledi bana. Ben de bir videosunu çekmek istedim. Sizlere de göstermek istedim arkadaşlar. İncelemeye geçeceğiz, kıyafetlere bakacağız ama öncesinde size bir duyurum var. Biliyorsunuz uzun zamandır yayın açmıyorum ve bir yayın platformumuz da yoktu, yaklaşık 6-7 aydır. Şu an Trovo'ya geçiş yaptık arkadaşlar. Yeni yayın platformumuz Trovo. Açıklamada linki var. Linke tıklayarak Trovo'ya üye olup beni takip edebilirsiniz. Yayınlara düzenli bir şekilde bundan sonra başlıyoruz. Tam gaz. Bıraktığımız yerden gerçekten sizi çok özledim. Sizinle konuşmayı, muhabbet etmeyi çok özledim. Hatta bugün içerisinde Trovo'da yayında olabiliriz. Ya bugün ya da yarın, ama bugün içerisinde açmayı düşünüyorum. Akşam 6-7 gibi böyle. Sizleri de bekliyorum arkadaşlar. Açıklamada dediğim gibi link var. Evet, hesaba geçelim. Arkadaşlar, hesapta nadir kıyafetler, eşyalar olduğunu söyledi. Ve dünyanın en nadir hesaplarından biri olduğunu söyledi bana. Dediğim gibi bu hesap şu anda satılık. Aynı zamanda bu arkadaşın Instagram hesabını da aşağıya koyacağım. Oradan iletişime geçebilirsiniz kendisiyle. Yüz yüze teslimat yapabilirim dedi. Onun da bilgisini vereyim. Evet, benim nadir olarak gördüğüm kıyafetleri size söyleyeceğim arkadaşlar. Yani benim ilk defa gördüğüm kıyafetleri buradan söyleyeceğim. Ben biraz inceledim hesabı ama tam olarak bakmadım, beraber bakalım diye. Bazılarını ilk defa görüyorum. İlk defa gördüklerimi size söyleyeceğim. Siz de yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Şu kıyafeti ben de ilk defa görüyorum diyebilirsiniz. Yorumlarda bekliyorum sizleri. Şu kıyafeti ben enfeksiyonlu hasta seti ilk defa görüyorum. Daha önce oyunda karşılaştığım bir set değil. X-Suit'lerde çok bir X-Suit yok. Bu 4 level. Firavunu 6 level. Ama çok eski kıyafetlerinin olduğunu söylüyor. Kara köpek balığı dalgıç. Dalgıç kıyafetini zaten biliyoruz. Bu beyaz kıyafeti de biliyoruz. Mumya. Vampir seti. Şu kıyafeti ilk kez görüyorum. Bu kıyafeti. Kutup muhafızı seti. Çok geniş bir kıyafet. Zaten olsa da kullanmazdım. Ama ilk defa görüyorum. Şöyle distopya kahraman seti. Bu kıyafeti de ilk defa görüyorum arkadaşlar. Böyle kıyafetlerde söyleyeceğim. Sıkılmayın ilk defa gördüklerimi. Siz de dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz ilk defa gördüğünüz kıyafetleri. Zaten maskarayı biliyoruz. Şu kıyafetleri, altın setini biliyoruz. Yüce savaşçı seti. Bunu yani görmüşümdür, zaten normal bir kıyafet, çok da önemli değil. İşgalci seti var, Godzilla ve Ghidorah'ın öfkesi var, iki Godzilla kıyafeti de. Ve bu Godzilla da var, adam Godzilla'cı ya tam arkadaşlar. Silahlara bakınca da anlayacaksınız birazdan. Şöyle bir gelinliğimiz var, beyaz. Aşağı indiğimde bu kıyafeti, kızıl örümcek setini ilk defa görüyorum. Oyunda belki karşılaşmış olabilirim ama ilk defa gördüğümü söyleyebilirim. Şöyle baktığım zaman bunları biliyoruz zaten, bu kıyafetleri. Bu arada benim ara verdiğim süreçte yeni kıyafetler de gelmiş olabilir oyuna. O yüzden bazılarını bilmiyor olabilirim. Yani yeni gelenlerden varsa burada. Dediğim gibi birazcık ara verdik. Zaten bu kıyafetleri biliyoruz. Şunlara bakmamıza gerek yok. Burada benim dikkatimi çeken bu beyaz kıyafet. Melek kanatları seti ve bunun siyahı var arkadaşlar. Bu ikisini ben de ilk defa görüyorum. Çok fazla hesapta görmedim. Belki de vardır, kullanmıyorlardır. Buzun setini biliyoruz zaten. Bunu da biliyoruz. Şimşekli kıyafet. Şimşekli kıyafet olarak kaldı aklımda. Evet, burada bir kıyafetimiz var. Bunu da biliyoruz. Öfke kraliçesi seti. Yarın operasyonu seti. Bunu görmedim ha. Bunu daha önce görmedim. Galiba. Şu kıyafet. Bunu görmüştük galiba. Böyle andırıyor bir şeyleri. Bunu ilk defa görüyorum. Metal fırtına seti. Akülü zırh var. Kıyafeti biliyoruz. Burada Royalties kıyafetleri var. Hemen aşağı doğru iniyorum. Daha farklı nasıl kıyafetler var diye incelemek istiyorum. Şu kıyafeti gördük mü? Aynen, bunu gelmişti galiba. Yeni gelmişti. Son zamanlarda, yani bir yıl içerisinde son zamanlarda. Aşağı doğru inelim. Çok geniş bir kıyafet. Bunu da biliyorum. Bunu da biliyorum. Şöyle ineceğim aşağı doğru. Evet, böyle bir kıyafetimiz var. Bunu... Aa! Wukong Prime. Bunu ilk defa görüyorum bu arada. Daha önce görmedim. Bu yeni mi geldi arkadaşlar? Kızıl yarışçı seti var. Bunu da ilk defa görüyorum. Bu da enteresan bir kıyafet. Dinsiz tapınakçı seti. Bu nasıl kıyafet ismi lan? Dinsiz tapınakçı seti. Yıldız gözleyen seti. Bu arada bunu da ilk defa görüyorum. Bunlar belki yeni gelmiş olabilir. O yüzden ben yeni gördüğümü söylüyorum arkadaşlar. X-Suit. Böyle bir X-Suit'imiz var.
Şöyle aşağı inelim. Bu kıyafeti ilk defa görüyorum. Ya hesap da çok dolu, böyle hızlı hızlı geçmek istiyorum arkadaşlar. Sizi de sıkmamak adına. Bu arada videoya like atmayı unutmuyoruz. Şey, bana espri yapıyorlar değil mi? Videoyu durdurmadan like atabiliyoruz. Tamam, durdurmadan videoya like atabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoya güzel bir like bekliyorum. Bu kıyafeti ilk defa görüyorum bu arada. Beyaz bir takım elbise görmüştüm ama bu damatlık seti. Birazcık daha farklıymış. Godzilla'nın bir kıyafeti var. Böyle bir kıyafeti. Şöyle bir karateci kıyafeti. Aa, kristal destansı değil mi ya? Nasıl destansı değil kardeşim? Kristalın kesin destansı olması lazım. Şöyle bir kıyafetimiz var. Şöyle darlara bakıyorum. Dar olan, yani bizim giyebileceğimiz kıyafetlere. Bu hesapta bir de video çekeceğim arkadaşlar. One Man Squad olacak. Hangi kıyafetle çekelim bu videoyu? Yorumlara onu da yazın. Hepinizin yorumlarını okuyorum arkadaşlar. Tek tek yorumlarınız benim için çok değerli. Hepsini tek tek bakıyorum. İsteklerinizi de yerine getirmeye çalışıyorum. Hangi kıyafetle oynayalım One Man Squad'la? Bir oyun atacağız bu hesapla. Hangisini beğendiyseniz söyleyebilirsiniz. Şöyle enteresan kıyafetimiz var mı diye baktım. Bu var. Hanedan seti. Bunu hatırlıyorum galiba. Gözüm ısırıyor bir yerlerden. Abi indir indir bitmiyor. Bu ne ya? Evet. Şöyle ben hızlı hızlı indirdim arkadaşlar. Kasklara geldiğimizde dikenli kask zaten olmazsa olmaz. Olmalı yani bir hesapta. Maskeli medyum başlığı. Ben bu başlığa bayılıyorum. İnşallah gelir bunu da alırız. Dikenli kaskımız var. Medyum kaskı. Şu kaskı ilk defa görüyorum. Ve bu kaskı ilk defa görüyorum. Bu belki yeni gelmiş olabilir. O yüzden ilk defa görüyorumdur. Ama şunu ilk defa gördüm. Başka bir hesapta hiç karşıma çıkmamıştı. Şu nasıl destansı diye bununla çok dalga geçmiştim. Yani bunu kim destansı yapmış kardeşim ya. Kasklarda böyle enteresan bir kask var mı? Ona bakacağım. Benim gördüğüm farklı. Şöyle bir kask var. Farklı bir kask. Şunu gördüm. Aynen, bu birazcık değişik ama çok hoşuma gitmedi. Kasklar bu şekilde. Hemen şapkalara bakalım arkadaşlar. Maskelere. Evet, bir hesapta full bir hesap söylüyorsan abi Aculizer maskesi olması gerekiyor. Unicorn, akülü, hepsine gidiyor ya. Hepsine gidiyor bu kask. Şöyle baktığımda dalgıçın da kafalığı var. İşgalci setini var mı onu göremedim ya. İşgalcinin komple seti var mı? Şöyle kafalıkları da gösteriyorum size arkadaşlar. Hemen bir aşağı inelim. Gözlükler bu şekilde. Burada çok inceleyeceğimiz bir şey yok. Maske. Maske kısmına geldiğimizde işgalcinin maskesi yok bu arada. İşgalci full set değilmiş. İşgalci gerçekten full set olması... Yani ben çok hesapta görmedim. Çantası, kıyafeti, maskesi, her şeyiyle full set olan bir işgalci görmedim oyunda ve işgalciye bu kask takacaksın. Net, net. Evet, maskeler bu şekilde arkadaşlar. Ben alt üst kısmını çok üstünden geçmiyorum. Bazı arkadaşlar yorumlarda onları neden göstermiyorsun diyor. Kardeşimiz şöyle nadir bir şeyin olduğunu da söyledi bize. Onu da göstereyim arkadaşlar size. Şöyle bir seti var. Bu hesapta benim hoşuma gitti. Güzel bir kombin yaptım buna. Kombinimi beğendiniz mi arkadaşlar? Evet, bu şekilde alt üst seti var. Bu hoşuma gitti gerçekten. Bununla oynanır. Çok oynamam ama oynanır. Bu kıyafetin ismi neymiş? Evet. Bape diye bir ismi var. Altlı üstü S1 yeleği var arkadaşlar. Şöyle hızlı geçeceğim. Çok bekletmek istemiyorum burada sizi. Videoda 8 dakika olmuş. Bak ne ara 8 dakika konuştuk ya. Yuh, ne kadar hızlı geçiyor ya. Üstlüklerden böyle gözüme takılan bir tane göremedim. Farklı hani böyle giyebileceğimiz, bize uyacak bir üst göremedim. Çantalara geldiğimizde abi hesapta ne eksik biliyor musunuz? Tabii ki siz de şu an söylüyorsunuz. Yani bu hesapta nasıl firavun çantası olmaz ya arkadaşlar. Abi bir hesapta, destansı bir hesapta mutlaka olması gereken bir çanta bence. Firavun çantası. Çünkü her şeye uyuyor biliyorsunuz. Şöyle bir janti sırt çantamız var. Godzilla'nın sırt çantası var. Bu çantayı çok istedim ama gelmedi. Gelmedi abi oyuna. Diğer değişik Godzilla çantalarını getirdiler ama bunu getirmediler. Bu çanta da çok değerli bir çanta. İşgalci sırt çantası varmış. Bunu görmemiştim. İşgalcinin çantası var. Maskesi yok sadece. Ah be. Abi şu çanta arkadaşlar. Bu çantaya malzeme sandığına geldi. 30.000 UC harcadım ya. 30.000 UC çıkmadı.
Gitti bana sürekli bir tane kanatlı beyaz bir tane çanta vardı. Hatırlarsınız belki. Şu değil. Böyle düz bir kanatlı. Sürekli onu verdi. Sürekli onu verdi. Aa, Godzilla'nın böyle bir çantası varmış. Abi ne çok Godzilla eşyası var ya. Bu büyük bir ihtimal Ghidorah'ın. Aynen bak, Ghidorah sırt çantası. Adamda Ghidorah'ın bile çantası var. Yuh. Oy, bu da güzel oldu bu kıyafete. Bunu denememiştim. Canavar sırt çantası. Sizin de ilk defa gördüğünüz çantalar var mı arkadaşlar burada? Evet, bayağı değişik çantalar var. Onu fark ettim. Bende olmayan bayağı bir çanta var burada. Şöyle bir çantamız var. Görmediğim çantaları sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Evet, Strova'ya geliyorsunuz değil mi? Hepinizi bekliyorum. Ona göre tekrar tekrar hatırlatmasını yapayım. Altlıklara geçelim. Açıklamada linki var arkadaşlar. Strova'ya kayıt olarak takip edebilirsiniz. Bugün içerisinde yayın yapabilirim. Yapmayı düşünüyorum açıkçası. Zaten takip ederseniz size bildirim atar. Ayakkabılara çok bakmaya gerek yok. Gelelim araçlar arkadaşlar. Bu hesapta bayağı bir araç var ve yükseltilebilir araçların çoğunu yükseltmiş kardeşimiz. Şöyle baktığımızda bir Urus'umuz var. Bu güzel bir araç. Kusursuz tetikçi. Bu araç bayağı nadir bir araç. Evet, nadirlik konusunda. Şu Oğaz'ı çok görmedim. Yani şunu biliyorum ama bunu ilk defa görüyorum. Belki oyunda karşılaşmışızdır. Ama gelelim. Godzilla Oğaz. Adam 3 seviye yapmış. Abi bunu bir seviye aldın mesela zamanında. Şu an 3 level yapamıyorsun. Atölye var oyunda ama yükseltilmiyor bu oğazlar. Mesela Balkabağı Oğaz da var bak burada. Hepsini üçlemiş kardeşimiz. Bayağı güzel bu arada. Balkabağı da güzel, Godzilla da, ama ben Godzilla'yı kullanırım şahsen. Hem çok nadir bir araç olduğu için hem de bayağı dar görüyorsunuz. Oğazların zaten küçük olanlarını kullanmayı seviyorum ben. Spreyde patlamayalım diye. Şöyle baktığımız zaman bunu biliyoruz zaten. Bunlara bakmaya gerek yok. Evet, kapalı oğazlardan. Evet, bu turuncuyu ben de bayağı beğeniyorum. Oyuna geldi mi son zamanlarda bu? Gelmedi galiba. Bende şu var arkadaşlar. Ben bunu beğeniyorum. Bu da dar. Güzel bir araç. Diğerlerini biliyoruz zaten. Üstü açık. Aa, bu yeni mi geldi oyuna? Bu yeni mi geldi arkadaşlar? Bunu bilmiyorum. Bunu ilk defa görüyorum bu arada. Pickuplarda bir şey yok. Sedan'a geldiğimiz zaman bir tane Lamborghini. Değil mi? Bu Lamborghini'nin aracıydı. Evet galiba. Şöyle bir Balkabağı arabası var. Seviye 1. Ah be, bunu da yükseltseydi keşke. 3 level'ını görebiliyor muyuz bu aracın? Göremiyoruz galiba. Bilmiyorum nereden bakılıyorsa. Böyle bir şato arabası var. Bu da bir yıldız. Ve polis aracı. RPD. Ooo. Köpek balığı da var. Köpek balığı Toros. Evet, bir tane daha 3 level. Rengi Dacia. Aşağı doğru iniyorum. Coinsec Toros'u. Beyazını da almış. Evet. Military tarafından. Military nereden çıktı? Miramar kapalı aracı da var. Açık aracı yok. Aa, bu eksik. Kardeşim açık araç olması lazım ya. En iyisi o. McLaren var mı? Yok. Lamborghini de yok. Bu nedir ya? Coinsec'lerin hepsini dizmiş. Bu ne abi? Bu son gelen yeni Coinsec'ler değil mi? Aynen. Bunlar son gelenler. Hatırlıyorum. Evet. Benim çok ilgilenmediğim ama sizin çok sevdiğiniz bölüme geldik arkadaşlar. Emojiler. Emojiler kısmında kutup muhafızı. Şöyle distopya kahramanının nasılmış bakalım. Yani çok da bir numarası yok. Burada beğendiğim gerçekten emojiler var. Onları göstereceğim size. Janti'yi biliyoruz zaten. İşgalcinin güzel emojisi. Ghidorah'ın öfkesi. Bu da güzel. Denizlerin efendisi. Uzaklara doğru bakıyorum. Tanrısal gladyatör. Şöyle zırhlı avcı var. Ölüm makinesi. Abi tek geçerim. Arkadaşlar biliyorsunuz Flexibela hesabımızda var ölüm makinesi seti. Neden kullanmıyorum onu da bilmiyorum. Ölüm makinesi setinin abi emojisi bence oyundaki en iyi emoji arkadaşlar. Sizin favoriniz nedir? Onu da yazın yorumlara. Yorumlarınıza bakacağım arkadaşlar. En sevdiğiniz emoji hangisi? Burada da beğendiğiniz varsa söyleyebilirsiniz. Vampir, mumya, bunları biliyoruz. Yıl dönümü, şakacı, maskara zaten. Bu da mekanik tavşan. Yüce savaşçı. Oy, bu güzelmiş bu arada. Kardeşim selamünaleyküm. Godzilla öfkesi. Burada Godzilla ruhu. Yücek. Sakin ol. Ay kulaklarım. Zaman yolculuğu. Böyle deniz yılanı.
emojisi var arkadaşlar. Aa, bu da güzelmiş. Galaktik. Ha, bunu biliyorum. 7 denizler. Oy, bu da güzel. Bu da güzel. Çelik asker. Abi bu arkadan geleni de biliyorum. Gerçekten emojiler çok iyiymiş bu arada arkadaşlar. Çelik askeri şöyle bir daha göstereceğim. Ah be, bunlar yok bende ya. Kara kaplumbağa. Savaşçı. Maskeli medyum. Bu da çok iyi. Ya şu hareket bozuyor bak. Böyle geliyorsun. Tamam mı? Bak çok güzel bir şekilde geliyorsun. Bu hareket ne ya? Sondaki hareket. Oy. Ölüm elçisi. Bu da çok iyi ya. Var ya, çok güzel emojiler varmış hesapta. Şöyle body'si var. Buzul cadısını biliyoruz zaten. Asi general. Bunu da biliyorum, hatırladım. Tıka bak. Tamam, sakin ol. İyi sensin. Esrarengiz katil. Şimşekli kıyafetin. Şimşekli kıyafet olarak kaldı aklımda. Akülü zırhı biliyoruz zaten. Eski toprak. Zırhlı kazı. Queen of Wrath. Oh my goodness. Evet, sessizliğin uykusu. Şöyle bakıyorum arkadaşlar, hızlı hızlı. Artık bundan sonra herhalde şeyler var. Royal Pass'ler var. Şöyle bakacağım. Deniz korsanı. Yani bunlara çok bakmaya gerek yok. Mekanik ölüm meleği. Dur. Oy. Bu ne böyle? Sakin ol. Sakin ol şampiyon. Vampir dokunuşu. Böyle bir emojimiz var arkadaşlar. Pamba. Bunu da biliyorum. Evet, bunu da biliyoruz. Bu da bende var. Bende olmayan bayağı bir emoji varmış ya. Flexi belada çok var da emoji. Bu flexible'da yok arkadaşlar. Biliyorsunuz eskileri almadım ben. Sonradan çıkanlar hep bahtımıza geldi. Aa, bu ne? Hayat oyması. Evet, bu da enteresan. Cehennem habercisi. Video bu arada 17 dakika oldu. Dinsiz tapınakçı. Lan bu nasıl kıyafet ismi, dinsiz tapınakçı? Yıldız gölgeleyen. Kardeşim o yılan gölgeleyen olmasın ya. Çöreklenmiş yılan. Bir tane daha böyle yılanlı falan var. Ruh kedi görüntüsü. Ne? Göründü. Ah be. Arkadaşlar bu arada kedi sahiplendim. Biliyor musunuz? Bir tane artık evde arkadaşım var. Tek başıma kalmıyorum. İsmi Rita bu arada. Merak edenler varsa. Evet. Emojileri de söyledik arkadaşlar. Burada size göstermek istediğim bir tane ünvan var arkadaşlar. Bu ünvan oyuna en çok UC'ye yatıran oyunculara verilmiş. Sadece dünyada 100 kişide olduğunu söyledi kardeşimiz. Ben o ne söylediyse onu söylüyorum arkadaşlar. Aksi varsa siz biliyorsunuz zaten, yazabilirsiniz yorumlara. Siber hafta 2021 diyor. En çok UC'ye yatıran kişilere verilmiş, 100 kişiye. Şöyle baktığımız zaman bu neydi ya, çerçeve. Çerçeve de dünyada 100 kişide olduğunu söyledi. Ben onun yalancısıyım. Bana kızmayın ondan sonra yorumlarda. Evet, gelelim laboratuvar arkadaşlar. Silahlar kısmına gelelim. Şöyle bir Kar98'imiz var. Bu Kar98 yeni gelmiş herhalde. Ben de dedim ki bu neymiş ya, ilk defa görüyorum. Ben oynamadığım dönemde gelmiş arkadaşlar. Çok beğenmedim ama. Zaten en iyi M7 bu diyebilirim. Ben de bu seviyede bıraktım. Şey yetmedi, boya yetmedi arkadaşlar. Yağma sandığını yapamadım ya. Evet. Groza. Groza'yı da ölüm duyurusunu şöyle gösterelim. Fullememiş. Şöyle Thompson'lar var. AVM var. AK var. Yeni gelenlerden de almış baya. SKS'yi fullemiş. Uzi'yi fullemiş. Ooo, M200'ü de fullenmiş. Böyle bir Scar'ımız var. Scar. Su tabancası ve neydi abi? Bal kabağı. İkisi abi. İkisini tek geçerim arkadaşlar. İkisi hariç hiçbir Scar beni tatmin etmiyor. Bendeki Scar da güzel ama yani bir bal kabağımız olsaydı hayır demezdim. M4 bunu da fullenmemiş. Böyle bir şey var. Baktığım zaman 7 denizler AKM. Oy. Evet, bu da güzel. Nadirlik konusunda bunun olması gerekiyordu zaten. 7 denizler oyuna geldi mi arkadaşlar sonradan? Galiba gelmişti. Ben böyle kendi kendime konuşuyorum. Kusura bakmayın.
SKS aralarında en güzel SKS buydu. Bunu nasıl fullemezsin, diğerlerini fulluyorsun be kardeşim. Evet, zevkler ve renkler tartışılmaz ama benim zevklerime uygun fullememiş silahlar arkadaşlar. Böyle bir AK'miz var, bunu da biliyorum. Abi Kar 98 konusunda bir tartışma var. Ben burada noktayı koymak istiyorum. Godzilla mı yoksa Mehtaplı Gece bu Kar 98 mi? Bence tabii ki bu Kar 98. Godzilla'yı sevenler, ayrı bir sempati duyanlar oluyor. Ama ben bu Kar 98'i daha çok beğeniyorum arkadaşlar. En iyi Kar 98 mi? En iyisi, en iyisi. Evet, QBS Mini de fullemişiz. Buz Diyarı güzel. M200 fullenmiş. VSS'e dokunulmamış. Uzi, Firavun Uzi. Bizonumuz ölüm duyurusuna kadar. Çöl fosili AKM. Plexi belada bu full ama diğer hesapta full değil. Zaten buz diyarı aldık oraya. Evet, oyunun en iyi M16 deseni diyebiliriz. Bu da fullenmiş bir şekilde. Evet, bu bir kere geldi oyuna sadece pompalı deseni. Ben almamıştım. Keşke alsaydım. Ve kertenkele M4. Gerçekten bu M4'e bayılıyorum ya. Yani sıralama şu şekilde benim gözümde. Buz diyarı, maskara, ondan sonra da kertenkele. Net. Sizin de en beğendiğiniz M4 nedir arkadaşlar? Çok fazla soru soruyorum. Evet, farkındayım. Ama ne yapayım, tek başıma sıkıldım. Anlatıyorum. Aynı zamanda sizinle şu an yüz yüze bakıyormuş gibi hissediyorum. Tamam mı? Sizinle konuşuyorum şu anda. O yüzden konuşabilirim kendi kendime. Şu an gülüyorsun, biliyorum. Olur öyle arada. Evet, sağ komutanı AVM, ölüm duyurusu, biliyoruz. Bu da fullenmiş. DP bu da fullenmiş. Bir tane tavamız. Buz diyarı AKM'de varmış. Bu da fullenmiş. Thompson. Şöyle göçebe M4 var arkadaşlar. Altın Colt Vector. Aa, benim mi Vector? Şimdi sarı görünce kafam karıştı. Oy. Gelelim en iyisine. Gerçekten Balkabağı ya. Balkabağı. Su tabancasının ya öldürme mesajı falan çok iyi ama yağma sandığını çok beğenmiyorum. Bana birazcık sade geliyor. Su tabancası da var bu hesapta. Şöyle ölüm duyurusunu da gösterelim. UMP, bu UMP Flexi Bela'da var. Biliyorsunuz onların squatlardan. Ve su tabancası Scar. Abi böyle olmamış ya. Şunu biraz daha güzel bir şey yapabilirlerdi arkadaşlar. Yağma sandığını çok beğenmiyorum ama öldürme mesajı efsane tabii ki. Su tabancasının ve kurşun diş Kar 98. Godzilla Kar 98 diyebiliriz. Ölüm duyurusu bu şekilde, yağma sandığı bu şekilde, biliyorsunuz zaten. Vahşet Uzi var. Bu Uzi'yi de çok beğeniyorum. M4 maskara 7 level, M4 buz diyarı 7 level ve M16 kan kokusu, ölüm duyurusu, vurma efektli M16, bu da biliyoruz zaten. Evet arkadaşlar, bu şekilde dediğim gibi kardeşimiz hesabı satıyor arkadaşlar. İsteyenler onun Instagram hesabını açıklamaya bırakacağım. Oradan ulaşabilirler kendisine. Yüz yüze teslimat yapabilirim dedi. Zaten ya, bu kardeşimiz için söylemiyorum. Genel olarak arkadaşlar, hesap alıyorsanız mutlaka bağlantılarını, maillerini, her şeyini düzgün bir şekilde üstünüze alın. Sonrasında paranızı teslim edin. Yani bu burada burayla alakalı değil. Her tarafı, kimle alışveriş yapıyorsan, hesap alış satışı biliyorsunuz PUBG Mobile'da çok fazla var. O yüzden dikkatli olun. Dikkatli bir şekilde paranızı muhafaza edin. Umarım yudan keyif almışsınızdır. Dediğim gibi bugün yayına gireceğim arkadaşlar, büyük bir ihtimal. Yani %80 gireceğim diye düşünüyorum. 7 gibi Trovo'da yayında olacağım. Hepinizi bekliyorum, videoyu izleyen kardeşlerim. Umarım hepiniz oraya gelirsiniz. Trovo'ya kayıt olmayı unutmayın. Takip ettiğinizde zaten size bildirim gelecek arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu buraya kadar sıkılmadan izleyen kardeşlerim, videoyla alakalı düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi sizinle sohbet etmeyi, konuşmayı çok özledim yayınlarda. Umarım bundan sonra düzenli bir şekilde hep yayınlarda oluruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.